bilmişlik ve ukalalık. Adamlık dini içinde yaşayan bir insan Kur'an'da bildirilen akıl ve anlayış keskinliğinden oldukça uzaktır. Buna rağmen bu kişiler kendi akıllarını çok beğenirler ve diğer insanlardan kendilerini çok akıllı zannederler. Adamlık dini insanı herkese her konuda fikir verecek bir akla sahip olduğu kanaatindedir sağdan soldan duyduğu yarım yamalak, kulaktan dolma bilgileri başına gelen olaylardan kendince çıkardığı sonuçlarla sentezleyip büyük bir hayat tecrübesini edindiğini sanır. Herkese her fırsatta bu tecrübeyi ispatlamaya çalışır. Burada akıl, zeka, ahlak ve kültür gibi özellikler ikinci derecede kalır. En büyük prim yapan unsurlardan biri de yaş faktörüdür. Bu sözde üstünlük sen gelirken biz gidiyorduk, ben senin küçüklüğünü bilirim gibi ifadelerle vurgulanır. Fikir öne sürdüğü, bilmişlik yaptığı herhangi bir konuda haksız olduğu anlaşılsa bile haksızlığını kabullendiği çok nadir rastlanan bir durumdur. Yanılmak, hata yapmak, haksızlığının ortaya çıkması adamlık dini insanının hiç işine gelmez. Çünkü zaten asıl önemli olan bu sonuca varılması, doğruların, gerçeklerin ortaya çıkması değil, çoğunlukla kendi komplekslerinin tatmin bulmasıdır. Bu tür bir ortamda yetişen çocuklarda da daha küçük yaşlardan benzer özellikler yerleşmeye başlar. Örneğin kültürlü, entelektüel, varlıklı fakat İslam ahlakından uzak bir yapıya sahip bir ailenin çocuğu çoğunlukla bilmiş, ukala, insanları küçük gören, kendini her konuda haklı ve yeterli sanan bir kişilik edinir. Küçüklükten, büyümüşte küçülmüş bir görünümü olan bu gibi çocuklar İslam ahlakıyla eğitilmedikleri takdirde bu batıl yapıyı hayatlarının her döneminde üzerlerinde taşırlar.